ettiği bu enfeksiyöz hastalıklarla gerçekten çok yakından ilgileniyorum. Türkiye'de normalde leşmanya çalışıyordum ama Kıbrıs'a gelirken hep böyle leşmanya çok aktif diye düşünerek geldim. Sonra geldiğimizden beri hani zaten çok şükür diyeyim çok yoğun bir hasta akışıyla karşılaştık. Gerçekten çok da beklemiyorduk hiçbirimiz. Ama gelen hastaların hemen hemen tümünde çok yüksek oranda Erlişe pozitife rastladık. Buradan da şöyle bir sonuca vardık ki aslında galiba koruyucu hekimlik uygulamaları Kıbrıs'ta biraz göz ardı ediliyor. Ya da koruyucu hekimlik uygulaması deyince gerçekten Türkiye'de bir kısmımız yapıyoruz bunu, daha çok sanki aşılar düşünülüyor. Oysa Kıbrıs'ta yakınlarınızda da varsa eğer köpekleri, kene mücadelesinin çok, kene var. Çok önemli Eşim, olduğunu. Bu Tatarcık kütüsün, işte küt düşen diyor ya. Küt düşen diyorsunuz ama evet. Ama işte o perişan diyecek bize, yani bu kadar köpeklerde varsa leşmanya. Ama şunu söyleyeyim, leşmanya biraz daha az. Leşmanya da bakıyoruz sürekli. Leşmanya biraz daha az. Fakat Erlişya Allah'tan böyle zoonoz olup olmadığı henüz çok kesinleşmedi. Fakat Erlişya oranı çok yüksek. Tabii ki bu da köpekler için çok hoş olmayan bir durum. Mücadelesinin sinek mücadelesiyle birlikte çok düzgün yapılması gerekiyor. Artı tekrar şunu hatırlatmak isterim ki mutlaka belki biliyorsunuzdur paravan tasma diye bir tasma var. Delta metrin içeriyor. Ve Uluslararası Epizootiler Ofisi'nin desteklediği aslında spot on bir solüsyon da olmasına rağmen ana koruyucu paraban tasma. Bence Kıbrıs'taki bütün köpeklerin paraban tasma takması gerekiyor. Kedilerde leşmanya bakılmış mı burada bilmiyorum. Kedilerde de var. Evet. Şimdiye kadar çok kedi hastamız olmadı. Ama var. Ben tespit gördüm. Hatta şimdi yoğun baktığımız bir grup köpek var. Evlerinde kedi de var. Erlişe bakmak istiyorum kedilerinde de. Şimdi benim kediler de var bahçemde bir tanesine. Sürekli onu da ilaç kullanmak zorunda kalıyorum. Ayda biraz bir. Boyunca. Aslında biraz bu konuda da böyle bir hafif bir yanlış algı var. Hani bu küresel ısınma nedeniyle gerçekten artık bütün yaşam siklusları değişti. O yüzden ben kesinlikle sadece yazın ayda bir değil, yaz ve kış ayda bir tavsiye ediyorum. Şimdi koruyucu hekimlik programlarımızı hazırlıyoruz, tekrar oluşturuyoruz. Yavaş yavaş da duyurmaya başlayacağız. Gerçekten ben aslında Türkiye'de de bunu çok savundum. Ege ve Akdeniz bölgesinde, hele de Kıbrıs'ta paravansız köpeğin olmaması gerekiyor diye küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Sormak istediğiniz bir şey varsa, ne zaman olursa her zaman buradayız. Hoş geldiniz. Biz çok teşekkürler. Çok memnun oldum. Hayırlısı olsun. Teşekkürler. Sağ olun.